Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugün yayından hemen sonra size odamdan seslenmek istedim. Biliyorsunuz evde de ben YouTube'umu farklı farklı yerlerde çekmeyi seviyorum. Bugün de 24'teki odamdan sizlerle konuşalım istedim. Bugünün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi, şimdi yayının sonunda da konuştuğumuz gibi, kripto paralar. Zaten uzun süredir Bitcoin'in gündeminde 62 bin doların, 65 bin doların, 68 bin doların ve en üst seviyede de şu 1-2 hafta içerisinde 72 bin doların olduğunu söylemiştik. Bütün eğrilerin tepesinde yukarıya doğru seyrediyor. Şimdi Bitcoin arttığında hikaye genelde şöyle devam ediyor, biliyorsunuz. Bitcoin arttığında onun bir stabilleşmesi gerekiyor. Çünkü Bitcoin çok arttığında aşağıdaki o küçük işte yeğenleri diyeyim altcoin'lerden para çekimine neden oluyor. Nitekim şu anda da bu gerçekleşecek. Ama Bitcoin yukarı çıktığında bir şekilde kendi yanında da onları yukarı çekecek. Bu ayrı. Ama öyle herkesin bahsettiği gibi işte acaba altcoin rallisi başladı mı, 10x 20x falan, bunlar için daha çok erken. Peki ne olmaya çalışıyor? Şimdi çok ciddi bir sıkışıklık vardı. Yaklaşık 2 hafta boyunca kendine bir yön arayışındaydı. Kurumsallardan haberler gelmiyordu ama bugün şu açıdan önemli. Bugün artık belli revizelerle, yani güncellemelerle yeni bir döneme geçilen bir yerdeyiz. Ve bu da hem Bitcoin'i etkiliyor, hem altcoin'leri etkiliyor, hem de DeFi dediğimiz daha da küçük olanlarını etkiliyor. DeFi'lerin de %23 oranında dünden bu yana %23, bir önceki günde bir %20 daha artmıştı. Yani paranın oraya akması demek insanların bir beklentiye girmesi anlamına geliyor. Şimdi kripto paralara, altına, gümüşe, emtia borsalarına neden paralar akıyor derseniz, kısa bir süre içerisinde aşılamalar bittikten sonrasında bir şekilde şu anda dolaşımda olmayan, şu anda insanların daha çok tasarruf olarak kullandıkları veya birazcık daha bekleteyim, önümü göreyim diye beklettiklerinin dolaşıma açılması söz konusu. Dolaşıma açıldıktan sonra para bollaştığında da bir enflasyon artışı genelde geleceği için bu baskıdan korunmak için insanlar işte altına, gümüşe olabilir, platine olabilir, kriptolar olabilir. Burada bir şekilde parasını bir yerlerde tutmaya çalışıyor. Tabii bu tutmalar gerçekleşiyor. De ne oluyor? Siz değerlerin arttığını göreceksiniz. Şu anda tasarruftan dolayı ne olursa olsun, gerek Covid vakalarının artması, gerek hareketliliğin olması, gerek insanların biraz önünü göremiyor olması, aşılarda problem çıkıyor olması. Mesela Johnson & Johnson'da da tekrar bir pıhtılaşma problemi çıktı. Bunu biz AstraZeneca'da da duymuştuk. BioNTech'in tedariklerinde problem oldu. Çünkü Amerika kimseye BioNTech koklatmıyor. 4 Temmuz'da Amerika'nın Kurtuluş Günü, Bağımsızlık Günü'ne kadar eğer aşılama olursa, ki bir günde 4 milyon aşılama demek, Amerika'nın da bir şekilde kendini daha süratli toplayacağı anlamına geliyor. Daha süratli toplaması demek de parasını kendine çekmesi, geçmekte olan piyasalardan çıkması demek oluyor. Bu da bize kur olarak geri gelecek. O nedenle bu gibi yerlerde atacağımız adımlar çok önemli hale geliyor. Baktığımızda yarın Merkez Bankası toplantısı var. Saat 2'de bunu konuşacağız. Ama yarın analiz sentezi de genel olarak konuşuruz. Bir faiz artışı beklenmiyor. Evet, 19 tane Merkez Bankası üyesinin katılımıyla beraber bir faiz artışı beklenmiyor. Ama verilebilecek mesajlar önemli. Bir de değişiklik olmasından bu yana ilk Merkez Bankası toplantısının olması önemli. Bu kur üzerinde baskı mı olacak, ilerleyecek mi onu göreceğiz ama 8.05 ile 8.15 arasında gidip gelen bir kurla bu haftayı tamamlayacağız gibi gözüküyor. Altın, işte biraz önce söylediğim gibi aynı kriptolardaki hareketlenmenin de, bu arada kriptolardaki para kazanımı daha kısa vadeli olduğu için biz daha sert hareketler görüyoruz. Altında biraz daha uzun vadeli görüyoruz. Altıncıların 3. çeyrek, özellikle Eylül, Ekim gibi artık yavaş yavaş bir şeyler kazandığını görmeye başlayacağız. Ons'un 1745'e kadar çıkmış olması, 1750 bandına doğru gidiyor. Yavaş yavaş da olsa 1800, ardından 1900 gelecek. Ama 2021'in tamamen farklı bir yıl olduğunda altın çizelim. O nedenle aslında bu kadar çok kripto konuşuyoruz. Bu kadar çok işte merkeziyetsiz olmasına rağmen, çok fazla üst perdelerden işte karşılığı yok denilmesine rağmen hiç kimsenin umursamadığını görüyoruz. Çünkü 2021 yılında teoride 2020'den, pandemiden çıkılacak. 2021 yılında çok fazla para basıldığı için enflasyon, yani fazla dolardan dolayı enflasyonu olacak ve değer kaybedecek. Altın işte artacak. 2200 dolar.
dolarla 2300 dolarları göreceğiz. Devamında da işte değersiz bir dolar, rezervlerden çıkan bir dolar göreceğiz ve kripto rüzgarı olacak. Kripto bütün bunlara rağmen rüzgarını arttırdı ama diğer hiçbir şey tutmadığı için, altın da 2200 dolarla çıkmadığı için veya dolar da düşmediği için kripto rüzgarı birazcık daha sert bir şekilde kendini gösteriyor. Bu kadar net, çok rahatlıkla anlaşılabilir. Dediğim gibi toparlamak gerekirse borsa için 1350 eşiği önemli. Daha sonrasındaki duruş 1240'da. Satışlar gelebilir ama önemli bir satış geleceğini beklemiyor piyasalar. Yarın Merkez Bankası toplantısından önemli bir haber çıkması beklenmiyor. Verilecek mesajlar önemli ama aslında Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun ilk toplantısı olması burada daha da önemli. Dolar 8.05 ile 8.15 arasında kendine bir yer arayışında. Çünkü artık piyasa kodladı. Ha piyasayı şaşırtacak bir şey olursa, faiz artışı gibi bir şey olursa dolarda ciddi bir düşüş olur. Ben beklemiyorum ama faiz indirimi gelmesi imkansız. Eğer bir faiz indirimi gelirse bir anda biz dolarda çok sert sıçramalar görürüz. 9.30'lar bile meydanda olabilir ama ben öyle bir şey beklemiyorum. En kötü ihtimalleri de size söylüyorum. Kripto para anlamında 62 bin dolara geldi. Bitcoin 65 bin dolara doğru gidiyor. 66 bin doları da kırdıktan sonrasında 68 ve 72 diye ilerleyecek. Ama arada mutlaka bir nefes molası bekliyor. Benim beklentim pazar gününe kadar eğer bu çok sert bir şekilde kırdığı için 70 bin bandına yerleşebilir. Bakalım orada neler çıkacağını göreceğiz. Ethereum'un bugün güncellemesi var 14 Nisan'da. Eğer bugünkü güncellemeden pozitif haberlerle çıkarsa ki bu çok rahatlıkla anlaşılabilir. Transfer ücretlerinde sert bir düşüş görülürse Binance Coin dediğimiz BNB'den ondan çaldığını alır. Yavaş yavaş da almaya başladı. Binance Coin 580'lere kadar bir anda sıçradı. 646 dolarlara kadar sıçrayabilir. Bu arada bunu da söyleyeyim. En ufak bir Ethereum'daki problemden ama Ethereum oradan yavaş yavaş aldığını nereden anlıyoruz? Ethereum 2300 dolarla rekor üzerine rekor kırarken ki yavaş rekorlar kırıyor bakın. Burada Ethereum'cuların Haziran'daki güncelleme Londra güncellemesine bakmaları gerekiyor. Eğer Londra güncellemesinde iyi bir şey bulurlarsa emin olun 5000 dolarlık bir Ethereum bizim karşımıza çıkacak. Ama şu anda daha çok hikaye Bitcoin üzerinden gidiyor. Bitcoin her şekilde bunların abisi dayısı olduğu için yukarıya doğru çekiyor ama şimdi bizim beklentimiz pazara kadar Bitcoin'in düzelmesi, yani durması, stabil bir yer bulması ve daha sonrasında bu paraların altcoin'lere doğru akması. DeFi'ler dediğimde ne olabilir derseniz Uniswap, Chainlink, Matic, MKR, AV, LTO, Engine, bunlar DeFi'ler. Eninde sonunda Bitcoin'den major coin'lere, Litecoin, Ethereum, Binance Coin, BNB, işte bu Ripple. Bir kere Ripple'da inanılmaz bir hareketlenme var. 12 Nisan, 19 Nisan ve 22 Nisan önemliydi. Şimdi bütün bu eşikleri o da iyi atlattığı için 2 dolar, 2,5 dolar, 2 dolara doğru gidiyor bu arada. 2,5 dolar ve 3 dolar 40 cent de bunların gündeminde. Ben bu rakamları vereyim, karar size kalsın. Ben hiçbir şekilde bir yönlendirme yapmıyorum ama genel olarak bu gibi fiyatlar gündemde. Şu anda boğa sezonundan ape sezon dediğimiz orangutan sezonudur bu. Daha böyle bastıra bastıra gider. 2017'deki formasyon oluşuyorsa ki yarın Eren Caner'le herkes bunu konuşuyor, konuşmaya devam edeceğiz. Eğer ki devam ediyorsa ape sezon dediğimiz orangutan sezonuna gelirsek 19 bin dolara doğru giden rally bugün bu fiyatların üzerine gelirse de çok ciddi sert bir açılım olacak. Bu arada YouTube'da katıl butonum da başlamak üzere. Dediğim gibi eğitim videolarını hazırlıyorum. Kripto anlamında, finansal okuryazarlık anlamında belli üyeliklerle dilediğiniz kadar eğitim videosuna erişmeniz mümkün oluyor. Ama dediğim gibi en önemlisi sizin doğru kaynakları okumanız, acele etmemeniz, sabırlı olmanız, birisinden duydunuz diye hemen yatırımlarınızı yapmamanız. Çünkü çok fazla kaynaktan belirleyici olmanız gerekiyor. Çok fazla kaynaktan duyduklarınızı harmanlayıp yatırım yapmanız gerekiyor. Bunu da söylemek zorundayım. Ama dediğim gibi %80 kriptoda yatırımın başarının adresi sabır. Çünkü boğa sezonu olduğu gibi, orangutan sezonu gibi olduğu gibi ayı sezonu da var. Ayı sezonunda da çok fazla bir şeyler kaybeden insanlar var. Bir şekilde insanlar iyileri hep anlatıyorlar size. İşte şu kadar kazandım, bu kadar kazandım. Ben kazananlar olduğunu da biliyorum, kaybedenler olduğunu da biliyorum. Kazananlar da yazıyor, kaybedenler de yazıyorlar. Dediğim gibi buradaki hedefimiz sizi birazcık daha eğitebilmek. Eğitim videolarına başlamamın en temel sebebi de şimdi Ramazan ayında evdeyiz. Sokağa çıkma yasakları iyice arttırıldı. Saat 7'den sabah 5'e kadar evdesiniz. Hafta sonları evdesiniz. Neden faydalı bir hale getirmeyelim diye eğitim videolarına başlıyoruz. Terminoloji, bu sürekli oradan buradan duyduğunuz, anlayamadığınız,
ne yapmam gerekiyor dediğiniz her şeyi 3'er dakika kısa kısa videolarla sizlere anlatacağım. Ama en önemlisi ben size balık tutmayı, hani hep böyle diyorlar ya, böyle yukarıdan yukarıdan atıyorlar. Balık tutmayı öğretiyorum, balık size vermiyorum falan. Ortada. Benim hedefim hem bir şekilde gelecek vaat ettiğine inandığım coinleri de size söyleyeyim. Ama bir taraftan siz grafik okumayı da bilin. Ben yayın açmadığımda önünüzde görmeyi bakın. Ama en önemlisi dediğim gibi sabır. Şu anda inanılmaz bir rallideyiz. Pazar gününe kadar bu devam edecek. Pazartesi günü büyük bir düşüş gelebilir. Ama şu anda kriptonun genel olarak önünü kesebilecek herhangi bir şey yok. Altın bekleyişte, dolar bekleyişte, borsalarda satış dalgası var. Ama dediğim gibi en önemlisi, buradaki en önemli konu aşılamaların bir an evvel hallolması ki biz birazcık böyle piyasanın nereye gideceğini görelim diyorum. En kısa sürede görüşmek üzere.